İslam medeniyetini felsefeli tarih açısından dört dönem ayırdık. Bütün dönemlendirmeleri değiştirdik. Bugüne kadar organizmlerin koyduğu, bizim koyduğumuz bir şey yok, bunu söyleyeyim. Yani biz sadece teknolojiyle geri kalmadık arkadaşlar. Biz kendimizi idrak etmekte de çok geriyiz. Çünkü kendimizi başkalarının bize söylediği şekilde. Aynayı tutmuş adam sen busun demiş bize. Kırkmaz olmuşuz, evet ben buyum. Bu temelin fıkrasını bilirsiniz. Temel istihbarat için yapmışlar. Sonra keyfini tanıttıktan sonra temel fıkrası anlatılmayı var. Kürsüde temel. İntihar edecek. Naşır, tavşanı adaya salıyorlar. İşte belirli bir saatte, günde yakalama şartı getiriyorlar. Ama onlar gidiyor, o saatte yakalıyorlar. İşte İngilizce şeyden temel gidiyor, gidişim gidiyor. Bir hafta sonra zürafa ile gidiyor. Hemen diyorlar, hani bir hafta yanladık da zürafa mı? Zürafa bunu duyunca, hayır ben tavşanım. Diye 7 gün işkenceden geçirmiş, tavşan orada işler. Şimdi biliyoruz ama Türk milleti 7 hafta boyunca ve 7 gün boyunca işkenceden geçirilmiş zürafa olduğuna ikna edilen aslan yavrusudur. Tamam mı? Ve biz kendimizi hala zürafa olarak görüyoruz. O kadar bunu benimsemişiz ki bakıyoruz aynaya ben zürafayım diyor. Ya sen aslansın. Yok abi. Bu abiler öyle diyor. Efendiler öyle diyor. Bunu düzeltmenin tek yolu var. Kendine kendi gözlerine bak. Kendine kendi kaygılarına bakmak. Kendine kendi sorularına bakmak. Kendi dertlerine bakmak. Kendi amaçlarına bakmak. Kendinle hemhal olmak. İnsan sadece başkasıyla hemhal olmaz arkadaşlar. Kendimize de hemhal olmamız lazım. Hem kişi olarak hem kültür olarak kendine de olmak. Hemhallik bu açıdan sadece bireysel değil. Ya da dostlar arasında cevdenden rahatsız değil.